Şimdi sizinle Java 11 kurulumunu gerçekleştireceğiz. SDK'yı kastediyorum tabii ki. Peki SDK nedir derseniz, SDK Software Development Kit kelimelerinin kısaltmasıdır. Yani kısacası yazılım geliştirme kiti olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Ben Java'nın hiçbir şekilde olmadığı bir ortamda Java'yı kuracağım. Dolayısıyla hani sizin de eğer ortamınızda Java yoksa ona göre sizinle eşit koşullarda olmaya çalışacağım. O yüzden hiçbir şekilde Java'nın olmadığı bir ortamda kurulum gerçekleştireceğim. Biz Java 11'i kullanıyor olacağız bu kursumuzda. Şöyle ki Java'nın şu an kursu yayınladığımız an itibariyle Java'nın son versiyonudur. Bu noktada ücretsiz olarak bu yüklemeyi gerçekleştireceğiz. Ben Google'a Java 11 download yazdığım zaman zaten en üstte Oracle'ın sistem sitesi gelmekte. Buraya baktığınız zaman Java CE Development Kit'i burada göreceksiniz. Accept License Agreement Terms'ü tıklamayı unutmayın. Ve burada sizin geliştirme ortamınıza göre Linux, MacOS, Solaris veya Windows için kurulumlar olduğunu göreceksiniz. Bu noktada siz direkt kurulumu yapabilmek için şöyle buradaki exe'yi indirebilirsiniz. Bu exe'yi indirdikten sonra yapmamız gereken bunu çalıştırmak olacak arkadaşlar. Kurulum oldukça basit. Hemen akabinde bir IDE kurulum gerçekleştirip bunu kullanıyor olacağız. Evet, indirme işlemi tamamlandı. Artık exe'ye basıp kurulumu başlatabiliriz arkadaşlar. Bu noktada bir değişiklik yapılacağına dair bizi uyarıyor. Yes diyorum. Windows işletim sisteminde olduğum için tabii ki şimdi kurulum başlayacak. Evet, buraya geldiğimiz zaman bakın burada Java Oracle'ı görüyoruz. Next tuşuna basarak bir sonraki adıma geçebiliriz. Burada Development Tools ve Source Code kurulumunu yapacağını söylüyor ve dikkat edin, şurası çok önemli arkadaşlar. C'de Program Files Java altında JDK 11 olarak kuracağını söylüyor. Next dediğimiz zaman artık bizim için o ortama kurulum yapacak. Bu noktada Close tuşuyla artık yüklemeyi tamamlayabiliriz. Gördüğünüz üzere Development Kit'in kurulması oldukça basit. Şimdi ben size Java'nın nasıl çalıştığına dair direkt kursun en başında işte Java Virtual Machine'lerden, JAR'lardan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Nedeni bu olaya yeni başlıyorsanız zaten bu ifadeler sizin için çok yabancı geliyor. O yüzden eğitim boyunca eğitimin içerisinde bu tip yapıları, bir paket nedir, JAR nedir, bu noktada CE Edition ne işe yarıyor? Bunları eğitim içerisinde uygulamalı olarak görüyor olacaksınız.